bizim amacımız yatırım yapmak. Bizim amacımız Erciyes'imizde gerçekten gururumuz olan turizmin de amiral gemisi olan Mehmet Öztaseki Bakanımızın döneminde gerçekten Kayseri'miz için yüzak olan bir proje. Dünya çapında 19 tane mekanik tesisi şu anda. 40 civarında kayak pisti, 130 kilometreden fazla pist uzunluğu. Erciyes Kapı, Erciyes Dağı'ndaki Tekir Kapı, Hisarcık Kapı, Hacılar Kapı ve yine 4 tane kapıyla ilgili adeta oradan oraya rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir boyut. Şimdi böyle olunca ister istemez bizim burada yatırımcıya ve yatak kapasitesine ihtiyacımız var. O anlayış içerisinde daha önce teşvik niyetiyle yatırımcıya davet gönderilmiş, gerekli ihaleler yapılarak çalışmalar yapılmış. Sonrasında da yatırımcı o an için belki potansiyel olarak çok şey görmemiş olabilir, feasible. Bekleyelim, görelim mantığında. Ama satılan arsanın şeyinde de şartnamesinde de 2 sene içerisinde yatırıma başlaması gibi kurallar var. Biz bundan hareket ile nezaket kuralları içerisinde gerekli hatırlatmalarda, uyarlarda bulunduk. Onlara dedik ki bakın arkadaşlar, biz yatırım yapmayanlarla ilgili tekrar bu arsaların belediyemiz tarafından yatırımcılara sunulmak üzere değerlendirmesi boyutunda çalışma yapacağız dedik. Onlar herhalde biraz şaka zannettiler. Ama şimdi dosyalar birer birer sonuçlanmaya başladı. Biz de onları tekrar kamu ihale kurumu kuralları gereğince ihaleye çıkarıyor yatırımcılarımıza. Sunuyoruz. Gerekli çalışmalar seyrinde gidiyor. Sorun yok. Bir tanesini yakın zamanda sattık. Biz hep belediyemizin işlerine kafa yoruyoruz. Biz belediyemizi daha verimli, daha rantablı, daha ondan sonra tasarruf anlayışı içerisinde nasıl yönetiriz? Buraya gelmeden önce ulaşımla ilgili briefing alıyorduk. Onunla ilgili, aktarmalarla ilgili. Kayseri insanının, bizi seven, güvenen hemşehrilerimizin konforunu artırma yönünde hep gayret ve çabanın anlayışın sahibiyiz. Öyle olunca ben şu anda tam sayı vermiş olmayayım ama süreci yönetiyoruz. Mahkemede olanlar var. Sonuçlanma aşamasına gelenler var. Sonuçlananlar var. Onlardan da ihaleye çıkartıp sattıklarımız var. Rakamlarla kafa karıştırmayalım. Bereketi içinde elhamdülillah diyoruz.